Osmanlı Padişahı Abdülhamit hakkında çok farklı görüş anlatılır kamuoyuna. Tarihi bilenler ve tarihi bilmediği halde tarihi konuda hüküm etmek isteyenlerin zıt görüşlerini biz bir yana bırakalım ama. Abdülhamit döneminde Çukurova'nın gerçeğiyle ilgili çok önemli bir konunun dosyasını aralayalım. Bahsettiğim bu olay, Padişah Abdülhamit zamanında ve 1890'lı yıllarda kurulan o zamanki ismi Çiftlikat-ı Hümayun, yani devlet çiftliği. Uzun ismi Mercibek Anavarza Çiftlikat-ı Hümayun olayını açıklayacağım. Osmanlı arşivinde çalışma yaptığım yıllarda Abdülhamit, Anavarza, Çukurova sözlerini yazdığımda karşımda ekrana bu konuyla ilgili belgeler ve haritalar geldi. İncelemeye başladım. Defterler geldi ve gördüm ki Çukurova'da, Anavarza çevresinde, Mercimek'te koskocaman bir çiftliğin kurulduğu Padişah Abdülhamit zamanında. Abdülhamit ülkesinin geleceğinde büyük tehlikelerin farkına varıyor. Özellikle üç önemli konuya kendince çözüm bulmak istiyor. Bir tanesi Musul-Kerkük coğrafyasında petrol yataklarının varlığını haber almış padişah. Oraya İngilizler özellikle çıkartmak için petrolü imtiyaz hakları istiyorlar. İngiliz isteklerini engellemek için petrol kaynaklarını Hazine-i Hassa adıyla padişahın çiftlik arazi statüsüne almış. Mülkiyet benim diyor. Yani yabancılar burada herhangi bir işlem yapamazlar. Bir başka olay Filistin coğrafyasında Yahudi grupların, o büyük zengin Avrupalı Yahudilerin arazi satın alıp Yahudi göçmenleri yerleşmesinin farkına varıyor ve bunun tehlikeli olduğunu görüyor. Kudüs ve çevresine Yahudi göç ve yerleşimi ve oradaki arazi alımlarını engelliyor. Bu da Abdülhamid'in çok önemli başka bir büyük projesi. Çukurova'ya gelince, Abdülhamid'den önce 1865 yılında Çukurova'da bir reform yapıldı. Göçebeler toprağa yerleştirildi, köyler kuruldu, şehirler kuruldu. Birkaç sene sonra 1872 tarihinde insanlara tapu belgeleri verildi. O zamanki Adana vilayetinin toplam nüfusu 400 bin civarındaydı ve bunun yaklaşık 60-70 bini İslam Türk olmayan gruplar, yani Ermeni, Yahudi ve diğer gruplardı. Fakat o yıllarda Adana şehir merkezinde ticarete, ekonomiye, sanayiye gayrimüslimler, yani Ermeniler ve Rumlar hakimdi önemli ölçüde. O gruplar ellerindeki parayı toprağa yatırıyorlar, arazi alıyorlar, çiftlikler kuruyorlar. Mesela İmamoğlu yakınlarında bir Ermeni ailesi gelmiş, zengin bir Ermeni ailesi. Nalbantyanlar parayı vermişler ve oradaki yaklaşık 10 bin dönüm araziye tapu kestirmişler ama çevresiyle beraber 25 bin dönüm araziyi almışlar. Adana şehrinde Kahyaoğlu ailesi, Frenkoğlu ailesi, Aşık Yan ailesi gibi Ermeni zenginler hızla toprak arıyorlar. Bir başka Ermeni ailesi var, Benziyanlar. Onlar da geniş arazi arıyorlar bu Yüreğir Ovası'ndan. Bu şekilde bilhassa Ermeni zenginlerin toprak alarak çiftlik sahibi olmaları, arkasından Ermeni göçmenlerin yerleştirilmesinin, gelecekte nüfus dengesini değiştireceği, mülkiyette problem doğuracağı, bir yabancı müdahaleyle efendim bu coğrafyada bir Ermenistan kurulacağının farkına varan Abdülhamit, 1890'lı yıllarda kuzey ve doğu tarafı Anavarza, Kozan Kalesi, İmamoğlu şehir merkezi, düşünelim, o Çukurova'nın en verimli topraklarından üç parça halinde araziyi tespit ettiriyor. Birisi 800 bin dönüm, birisi 300 bin dönüm arazi ve onları Çiftlikat-ı Hümayun veya Anavarza Mercimek Devlet Çiftliği veya Abdülhamid'in Anavarza Çiftliği adı altındaki isimler farklı olsa da hepsi aynıdır yani. Geniş arazi, 1 milyon 100 bin dönüm araziyi devlet çiftliği haline getiriyor ve bu arazi içerisinde yabancıların toprak alımlarına engel koyuyor. Çiftliğin de müdürlüğüne asker kökenli kişileri falan getiriyor. Şimdi bir gün yolunuz eğer Adana'dan Kozan ve Kadirli'ye düşerse, Ceyhan yol kavşağından gittiğinizde Mercimek köyüne vardığınızda, o Mercimek köyünün Kadirli'ye giden tarafında orada bir büyük tarım işletmesini göreceksiniz. Ona Mercimek Harası diyor köylüler. Hara eski ismi ama bugünkü ismi Tigem diye geçiyor oranın.
kapıdan içeri girdiğiniz zaman Abdülhamid'in yaptırdığı sütunlar üzerine yapılmış tarihi yapılar göreceksiniz. İşte traktörler, tarihi makineler, tarihi binalar var, bir de cami var. Ama çevreye baktığınız zaman böyle hayvan yetiştirmesi veya tarım için çok geniş arazilerin oraya bağlı olduğunu göreceksiniz. Bugün mercimek çiftliğinin veya TİGEM'in arazi sınırı 40 bin dönüm civarında. Bu arazi Abdülhamid çiftliğinden geriye kalan arazidir. Ama kuruluş yıllarında 1 milyon 100 bin dönüm arazi içine alıyordu Abdülhamid'in çiftliği. Anavarza Kalesi oradan başlıyor. Mercimek çevresinden itibaren Misise, Yüreğir Ovası'na giriyor. Adalı, Bebeli ve Akdeniz sahiline kadar, yani Karataş'a kadar. Düşünün, 1 milyon 100 bin dönüm arazi. Çukurova'nın göbeğinde çok geniş arazi. İşte bu araziyi çiftlik yapan kişi Abdülhamid'dir. Yabancıların müdahalesini engellemek ve Ermenistan devletinin de kurulmasını önlemek için böyle bir çalışmayı yaptı. Peki sonra ne oldu? 1908 yılında 2. Meşrutiyet, arkasından 1909'da Adana'da bir Türk-Ermeni iç savaşı yaşandı ve Abdülhamid tahttan indirildi. 3 yıl sonra 1912 yılında Fransız şirketler geldiler, inceleme yaptılar. Osmanlı'ya 5000 altında borç verdiler ve padişahın çiftliği 75 yıl süreyle bir Fransız şirkete verildi. Bu padişahın çiftliğinin satılması anlamına geliyordu. İşte bu olaydan dolayı Fransızlar, Fransız sermayesi ve kapitalistler Çukurova'daki verimli toprakları doğrudan elde etmek için 1918 yılında Osmanlı Büyük Harbi kaybettiğinde Fransız savaş gemileri Mersin'den, Karataş'tan, Yumurtalık ve efendim İskenderun'dan bu bölgeyi işgale geldiğinde işgalcilerin en büyük amacı Çukurova'nın verimli topraklarına doğrudan el koymak ve kendi çıkarlarını savunmaktı. Kapitülasyonlardı. İşte onların o projesinin de özünde Padişah Abdülhamid'in 1 milyon 100 bin dönümlük arazisine doğrudan el koymaktı. Bu olay Çukurova'nın işgaliydi. İşgal 3 yıl sürdü. Bir bedel ödendi bu coğrafya için. Yüzlerce ve binlerce insanın kanı aktı. İşte o olayda Kuvayi Milliye diye bildiğimiz dedelerimizin verdiği şanlı bir mücadele vardır ve onlar başarılı olduğu için bizim ayıldızlı bayrağımız bu coğrafyada dalgalandı ve vatanımız oldu. Bunlar tarihin gerçekleriydi ama bu gerçeğin de başlangıcında Abdülhamid'in bu coğrafyada kurduğu o büyük çiftliğin de hikayesi oldukça önemliydi. Evet, bunu da herkesin bilmesi gerekiyor.